Marmaracık, Tekirdağ ilimizin Çorlu ilçesine bağlı bir beldesidir. Marmaracık'ın ekonomisi tarım ve işçilik ücretlerine dayalıdır. Marmaracık çekimlerimizde Marmaracık Belediye Başkanı Hüseyin Bulut'u ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Hüseyin Bulut, 1953 Marmaracık doğumlu. Marmaracık'ta uzun yıllar çiftçilik yaptıktan sonra 1994'te muhtar adayı olduk ve Marmaracık'ta köy iken muhtarlık görevine başladık. Benim dönemimde muhtar iken nüfusumuz 2000'i geçti. Belde belediyesi olma projesi hazırladık. Bu çalışmamızı 99'da belediye olarak belediyeliği kazandık. Ondan sonra da belediye başkanı adayı olduk ve 3 dönemdir belediye başkanı olarak devam ediyorum. Biz Marmaracık Belediyesi olarak çok güzel hizmetlerimiz oldu. Bu bölgede örnek bir belediye olduk, yani bir belediyecilik sergiledik. Onun için de bu Tekirdağ'ın büyükşehir olma yasasıyla beraber biz de burada bir proje hazırladık. Bu projeyi Ergene ilçesi olarak da düşündük. Bu projenin içine Çorlu'ya bağlı iki mahalle, Yeşiltepe Sağlık Mahallesi, Velimeşe Beldesi, Marmaracık Beldesi, Ulaş Beldesi, Misinli Beldesi ve 10 tane köy, Yulaflı, Kara Mehmet Bakırça, Kırgöz Esenler, Ağı Mehmet Vakıf'la, Paşaköy, Pınarbaşı, İğneler olarak 10 tane köyü de dahil ettik bu projemize ve bu projemizde 57.208 nüfuslu bir ilçe büyükşehir yasasıyla beraber çıktı ve ilçe olduk. Bundan sonra inşallah ilçe olarak önümüzdeki dönemde 2014-30 Mart seçimlerinden sonra burada ilçe belediyesi kurulmuş olacak. Ama ilçe resmen kuruldu. Yani burası Ergene ilçesi kaymakamı. Mayıs'ta kararname çıktıktan sonra Haziran ayında büyük ihtimalle gelecek ve görevine başlayacak. İlçe olarak burada yani göreve kaymakamlık olarak devam edilecektir. Başkan Hüseyin Bulut, Marmaracık'ta yapmış oldukları hizmetlere değindi. Biz daha köy iken altyapıya başladık. Köy iken kanalizasyonu yaptık. İçme suyu şebekemizi yeniledik. Köy iken yollarımızı kaldırım yaptık. Greder aldık, kepçe aldık. Yani bir belediye gibi çalışıyorduk daha köy iken. Bu belediye binamızın, şu bu içinde bulunduğumuz belediye binamızın temelini ben 98 yılında muhtar iken attım. Bizim ufkumuz geniş, ileriyi düşünerekten belediye olacağımıza inandık ve belediye binamızın temelini attık. Bu belediye binamız 2500 metrekare inşaatı var. Bunun altında 900 metrekare düğün salonu var. Diğer birimleri de yani rahat kullanılacak şekilde. Şimdiye kadar bana diyorlardı ki bu belediye binası niye bu kadar büyük yaptın? Ama işte biz demek ki ilçe olmayı da herhalde hayal ettik ki burada bu belediye binamızı bu şekilde gerçekleştirdik. Şimdi geçici olarak kaymakamlık birimleriyle beraber kullanacağız inşallah seçime kadar. Ondan sonra da kaymakamlık binası yapıldıktan sonra onlar da yerlerine çıkarlar. Ama bizim Marmaracık'taki hizmetlerimiz 99'da belediye olduktan sonra daha da kat ve artarak devam etti. Yani biz hizmetlerimizi gerçekten bir yani zaten ilçe belediyesi gibi devam ediyorduk. Yani biz altyapımızı tamamen bitirdik. 6 yıl önce doğalgaz getirdik Marmaracık'a. Elektrik şebekesini yer altına aldık önemli bir kısmını. Bunları yani daha biz yani belde belediyesiyken geçmiş yıllarda bunları gerçekleştirdik bu hizmetleri. Yani bir kere şunu şöyle düşünebiliriz. Bir Marmaracık belde belediyesi olaraktan belki de Trakya'da belki de Türkiye'de diyebilirim ilk doğalgaz kullanan belde belediyesiyiz. Yani şimdi bazıları daha yeni yapılıyor mesela bazı beldelere yeni doğalgaz gelmekte. Ama biz bunu 6 yıldan beri kullanıyoruz. Yollarımızı taş yaptık, parke taş yaptık. Ana yollarımızı asfaltladık. Yeni okullarımız yapıldı. Yani biz Marmaracık'a hizmetlerin en iyisini getirdik bugüne kadar. Futbol sahamızı yaptık. Yani belki de Trakya'da en iyi Star 2 FIFA belgeli saha yaptık. Yani bizim hizmetlerimiz yani kaliteli bir şekilde ve az parayla çok hizmet yapıyoruz. Bizim gelirlerimiz diğer belediyelerden az olmasına rağmen biz yani hizmetlerimizi gerçekten bütün belediyelerden farklı olarak daha iyi şekilde yaptık. Hatta örnek oluyoruz yani bizden yaptıklarımızı görerekten başka belediyeler de bu hizmetleri yapıyorlar. Biz ağaçlandırmaya, yeşillendirmeye de çok önem verdik. Şu yolun boyunda mesela Çorlu-Edirne yolunun boyundayız. İki yolun bu tarafındaki belki de görmüşsünüzdür. Buralarını biz hep ağaçlandırdık. Eskiden burası benden önceki zamanda parsellenmişti. Dükkan yeri olarak verilecekti. Ben muhtar olduktan sonra bu parselleri bozdum. Burasını yeşil alan yaptım. Burada hem yoldan arada bir tampon olsun. Yani burada bir temiz hava olsun, nefes olsun. Burada yarın gelecekte de çocuklarımız, torunlarımız rahat bir
piknik alanı yani bir şey alanı, dinlenme alanı olarak yani, hani temiz havada yaşam sürsünler. Hızla göç aldıklarını belirten Başkan Hüseyin Bulut, nüfusun artış gösterdiğini ifade etti. Belde 99'da 2172 nüfusta belediye olduk. 3 dönemde 14 yılda beldenin nüfusu 3 katı geçti. Yani hızlı bir göç alıyoruz. Sanayi bölgesindeyiz. Bizim Marmara Cılsınları içinde sanayi olmamasına rağmen burada yerleşme olarak en iyi yerleşme yeri olan Marmaracık'ta nüfus yani gün be gün artıyor. Yani bizim Anadolu'dan, Bulgaristan'dan, hatta Makedonya'dan, Yunanistan'dan, her taraftan göç alıyoruz. Bizim nüfusumuz çok hızlı bir şekilde artıyor. Başkan Hüseyin Bulut ayrıca eğitim projelerine değindi. Okul olarak bizim zaten burada ilçe oluştuktan sonra yeni okul yerlerimiz vardı. Daha önce arsa parsellerken okul yerlerimiz 12 bin metre okul yerimize 4 artı 4 artı 4 olaraktan bir okulumuz bu yaz yapılacak. Yani ihalesi yapıldı. Tabii bu bir okul yeri daha valiliğimizden istedi. Onun da yerini tespit ettik. Valiliğimize gönderdik. Bir de bizim burada 358 dekar hazine yerimiz vardı. O hazine yerin 165 dekar yerini valimizin talebi üzerine biz meclis kararımız aldık. Valiliğe gönderdik. Valiliğimiz de bakanlığa gönderdi. Bakanlık onaylarsa buraya yüksek okullar, Anadolu liseleri gibi kampüs yapılacak ve burada büyük bir eğitim alanı olmuş olacak. Hüseyin Bulut programımız aracılığıyla Marmaracık'ın belediyeye kavuşmasından dolayı yetkililere teşekkür ederek şunları söyledi. Ben baştan Sayın Başbakanımıza, hükümetimize, partimize, milletvekillerimize, bizim Tekirdağ Büyükşehir yapanlara, emeği geçenlere, Marmaracık'ı ve buradaki belde ve köyleri Ergene ilçesi yapanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu gelecek için çok anlamlı bir bize bu büyük şehrin yani yapılmasında ben bunu çok anlamlı buluyorum. Çok yani bundan sonra çok önemli olduğu için yani bu gelecekte buradaki büyük şehir yasasıyla büyük şehir olarak çalışmalı çok güzel hizmetler olacak. Çünkü bunun örneğini biz Kocaeli'nde gördük, başka büyük şehirlerde gördük. Burada da bu hizmetlerin halka yani yansıyacağından sunulacağına da çok memnunuz. Biz yani ayrıca herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii burada bize bu Marmaracık halkı ben 4 seçim kazandım arka arkaya. Her seçimde oylarımız arttı. Yani burada çok güzel hizmetlerimiz oldu. Bu hizmetlerimiz eğer bundan sonra da devam edersek daha iyi bir şekilde ilçe olarak daha geniş düşünerek de bizim ufkumuz geniş. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapacağız. Halkımız bize güvenmeye devam etsinler. Bu arada tabii bizim burada 4 tane belde biz birleştik. 2 tane mahalle, 10 tane köy. Bu diğer köyler ve beldeler de hiç endişe etmesinler. Marmaracık'ta ne varsa onlarda da olacak. Yani bütün hizmetlerimizi her tarafa biz de görevimize devam ettiğimiz sürece yani AK Partili belediyelik anlayışını her tarafa yayacağız ve insanların hizmetine sunacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Marmara Kasap ve Köfte Salonu yaklaşık